Merhaba, ismim Sanjayan. Ben koruma konusunda çalışan bir bilim insanıyım. Esasen burada doğmadım. Aslında buradan çok uzakta, Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan Sri Lanka adında küçücük bir adada doğdum. Doğduğumda büyük annem saçımın spiral bir deseni olduğunu fark etmiş. Bunu genelin tersine yönde uzayan bir saç kümesi gibi düşünün. Belki kendi kafanızda da görebilirsiniz. Sri Lanka'da buna aynen el falı bakar gibi bakarlar. Büyük annem de saçımı okutmuş ve aileme kötü bir haber vermiş. Kötü haber, boğularak ölecekmişim. Bir çocuk için bu yıkıcı bir haber. Çünkü düşünsenize, okyanusun ortasında yaşıyorum ama bir türlü denize giremiyorum. O yüzden suya girmem kesinlikle yasaktı. Fakat 9 yaşına geldiğimde annem tabuları yıktı ve bana yüzmeyi öğretti. Annemin bunu yapmasındaki mantık şuydu. Madem çocuk boğularak ölecek, o halde mücadele edebileceği bir şansı olsun. Koruma hareketinde de işte tam olarak bu noktadayız. Koruma, yani konservasyon bilimi, bize bir mücadele şansı veriyor. Antroposen, yani insan çağı dediğimiz bu dönemde hayatta kalmak için bir mücadele şansı. Gezegendeki etkimizin çok büyük olduğunu biliyoruz. Çokça olumsuz etkimiz var. Sormamız gereken soru, var olmaya nasıl devam edeceğiz? Tüm kaynaklarımızı ve doğayı perişan etmeden yaşam kalitemizi nasıl koruyabileceğiz? Sonuçta hayatta kalmamız bu kaynaklara ve doğaya bağlı. Koruma bilimi işte bunu yapmamıza yardımcı oluyor. Peki nasıl koruma alanında çalışan bir bilim insanı olunur? Koruma bilimcileri çoğunlukla biyoloji alanından geliyorlar. Benim içinse durum biraz farklı. Ailem doktor, mühendis ya da hukukçu olmamı istiyordu. Ama ben Asyalıyım. O bölgede aileler hep böyle ister. Ben de bunu yapmak için okuyordum aslında. Ama okurken bir yandan iyi olduğum konuların derslerini de aldım. Biyolojide iyi olduğum ortaya çıktı. Çünkü yaban hayatını çok seviyordum. Dünyanın ve hayatın nasıl işlediğini her zaman merak etmiştim. Aslında çocukların çoğu bunları merak eder. Varlıklara merak duyarlar. Bir de o dönem kobay faresi, hamster, papağan, kedi, köpek gibi birçok hayvan yetiştiriyordum. Dahası küvette balıklarım bile vardı. Ve bundan gerçekten çok çok büyük bir keyif alıyordum. O yüzden keyif aldığım şeyleri yapmaya devam etti. Bu tutku beni doktoramı almaya kadar götürdü. Sevdiğim şeyi yaparak para kazanabiliyor olmak aslında beni çok şaşırtıyordu. İyi haber, koruma bilimcisi veya çevre bilimcisi olarak birçok farklı çalışma alanına sahipsiniz. Bundan 20 yıl önce yalnızca okullarda ya da Milli Parklar Kurumu gibi devlet kurumlarında iş bulabilmeniz mümkün oluyordu. Bugün ise kar amacı gütmeyen kurumlarda çalışabilirsiniz. Mesela doğayı ve insanları önemseyen koruma organizasyonlarından biri olan ve benim de çalıştığım Doğa Koruma Örgütü gibi. Ya da bir şirkette de iş bulabilmeniz mümkün. Diyelim ki bir büyük şirkettesiniz ve o şirket suyun nereden geldiğini merak ediyor, önemsiyor. Ürünlerinde bolca su kullanan bir şey olsun. O ırmağın, ırmak suyunun nereden geldiğini önemserseniz ya da sistemi ne kadar kirlettiklerini de önemsiyor olabilirler. O yüzden bunu araştırıyorlar. 7 milyar insanın yaşadığı bu gezegendeki bir şirket olarak çevre konusunda gerçekten önemli adımlar atmanız gerekir. Bunu önemsemeniz gerekir. Birçok koruma bilimcisi ve çevre bilimcisi işte bu yüzden günümüzde şirketlerde çalışıyor. İşte bu iyi haber. Peki sonuç olarak koruma biliminde ne yapıyoruz? Cebelleştiğimiz büyük sorular neler? Biz koruma bilimcilerinin cebelleştiği en büyük soru değiş tokuş sorusudur. Diyelim ki gergedanları korumak istiyorsunuz. Dünyada sadece 3500 Afrika gergedanı kaldı. Bunu biliyor muydunuz? İnsanlar boynuzları için onları öldürüyorlar. Çünkü gergedan boynuzunun Asya'nın bazı bölgelerindeki ederi tam 60 bin dolar civarı. Peki gergedanları nasıl korursunuz? Gergedanları takip eden silahlı orman korucuları sayesinde kaçak avcıları uzak tutmayı deneyebilirsiniz. Tüm gergedanları hayvanat bahçelerine koyup orada üremelerini sağlayabilirsiniz. Çok çok uzak, ıssız bölgelere yeni doğal yaşam alanları ve büyük doğal parklar kurabilir. Böylece insanların buralara erişimini engelleyebilirsiniz. Ya da gergedanların boynuzlarını kesebilirsiniz. Böylece kaçak avcılar onları öldürmeye çalışmazlar. Alternatif olarak Asya'daki pazarlara gidip gergedan boynuzlarının saçtan başlayabilirsiniz.
başka bir şey olmadığına, tedavi edici bir özelliğe de sahip olmadığına insanları ikna etmeye çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gergedanları kurtarmak için yapabileceğiniz aslında pek çok şey var. Peki bunlardan hangisi en iyi? Bunu nasıl bileceğiz? Hangi yol gergedanlara en yüksek şansı veriyor ve bize de en az iş çıkartıyor? İşte bu değiş tokuş, yani bir şey için başka bir şeyden vazgeçme durumu, biz koruma bilimcilerin üzerinde çalıştıkları asıl şey. Bu işe ilk başladığımda işimin kaplanlar, filler, gergedanlar, köpek balıkları gibi büyük hayvanları kurtarmak olduğunu sanıyordum. Ama benim asıl işim insanları idare etmek ve koruma bilimcinin zevkli yanı da bu. Biyolojinin yanında ekonomi ve sosyoloji de var. Tüm bunların bir bileşeni. Sonuçta değiş tokuşu değerlendirerek en iyi sonucu nereden alabileceğinizi bulmanız gerekiyor. Bir koruma bilimci geleceğe baktığında karşımıza çıkan en önemli sorun doğanın gelecekte nasıl görünmesini istediğimiz. Geçmişte olan bir şeyi yeniden mi oluşturmak istiyoruz, yoksa gelecekte başka bir şey mi kurmak istiyoruz? Bir ormanı, alanı veya bataklığı restore ederken geçmişe mi yoksa geleceğe mi bakalım? Koruma bilimiyle ilgili söylemek istediğim son şey, herkesin bu işin bir parçası olabileceği. Herkes bu işin bir ucundan tutabilir. Tabii bu durum beni işimden edebilir ama herkesin bunu yapabilmesi gerçekten harika olur. Sonuçta bu çalışmalara katılmak için koruma bilimci olmanız mecburi değil. Koruma alanında karşılaştığımız en mühim soru, insanları neyin mutlu ettiği, insanları tatmin eden şey nedir? Benim en samimi fikrim şöyle. Eğer tabiatı ve vahşi doğası çok zengin olan bir gezegende yaşarsak, daha iyi ve daha mutlu bir hayatımız olur. Bu doğru mu sizce? Bilemiyorum. Kanıtı nedir ki?